Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır diye umut ediyorum. Relative Clause'un 25 soru çözümüyle karşınızdayım. Hemen zaman kaybetmeden başlıyorum. Kalemimin rengini değiştirdim. Burada keşifçi demiş. Şimdi önce şöyle yapalım. Diyelim ki relative clause soruları nasıl çözülürdü? Önce buna bakalım. Relative clause sorularını çözerken taktik dediğimiz bilgiler vardı bazı. Mesela insanlarda who, cansız varlıklarda which, yer verirse ver. Taktik dediğimiz şeyler relative clause'da %80 etkiliydi. %20 de sağ tarafın çevirisinden doğru cevabı bulabiliyorduk. Relative clause sorularını çözerken hamle 1, boşluğun soluna bak. Önce soluna bak. İşte burada mesela insan diye karar verdik. Hamle 2, boşluğun sağına bak. Burada boşluğun sağına bakınca neyi kontrol ediyorduk? Özne var mı yok mu kontrol ediyorduk. Doğru mu? Ondan sonra şık ele. Hamle 3'te de çevir diye ilerliyorduk. Şimdi burada keşifçi bir insandır. Det olur. Keşifçi insan olduğu için obviç olmaz. Keşifçi insan olduğu için yer vermez. Keşifçi cansız varlık değildir. Which de gitti. Ondan sonra whose olabilir. Whose'un özelliği neydi? İsim, boşluk, isim olduğunda, yani isim isim olduğunda ve buradaki isim çıplak olduğunda, çıplak isim ne demek? Şurasına and the gibi bir belirteç almadıysa ve n'nin çevirisi mantıklıysa ne kullanıyorduk? Whose kullanıyorduk. Şimdi baktım, insan dedim. Which'i veri, which'i eledim. A ile E olur dedim. Sonra gezileri, şimdi seyahatleri, kimin seyahatleri? Keşifçinin seyahatleri. Bakın burada bir isim var. Burada da bir isim var. İsim isim. Nın'ın çevirisi oldu mu? Oldu. Keşifçinin seyahatleri Atlantik Okyanusu'nun bütününde sebep olduğu genel bir Avrupalı farkındalığına demiş. O zaman keşifçinin gezileri Nın'ın çevirisinden dolayı huzu işaretledik. Bu soruda kıymetli dostlarım. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Burada ilaçlar demiş. Şurada da özne yok. Kuralımız neydi hatırlarsanız? Who sağına özne almaz diye konuşmuştuk. Doğru mudur? Ondan sonra demiştik ki hatırlıyorsanız that, which, of which ve of whom bunlar sağına özne alsa da olur, almasa da diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra ver, when, why, boşluk yani hiçbir şey kullanmamak. Ondan sonra preposition artı which. Ondan sonra whom. Ondan sonra preposition artı whom. Ve whose. Sağına, bunlar da sağına özne almak zorundaydı. Özne almak zorundaydı. Biliyorsunuz ki relative clause'da zaten what, how, whether, if, the fact that, how much, how many, how long bunlar yoktu. Şimdi buraya baktım. İlaçlar demiş. Burada da özne yok. Şimdi in which özne ister. Çünkü preposition artı which özne ister. Which oldu. Where de özne ister. Of which de olabilir. Çünkü of which bakın burada sağına özne alsa da olur, almasa da olur. For which de özne ister. Yani ne yaptık? Adana'yı, Ceyhan'ı ve Edirne'yi özne alıp almama kuralından eledik. Elimizde kaldı B ve D. İkinci tarafa geliyorum şimdi. Hastalar. Yani bunlar insan. Boşluk için ne lazımdı bakın burada? Özne lazımdı. Burada da özne yok. Bunu da eledik. O zaman elimizde Bursa kaldı değerli öğrencilerim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda da yine hayvanlar demiş. Burada da özne yok farkındaysanız gene. Virgülden dolayı det gider. Ver özne ister. In which özne ister. For which özne ister. Kaldı which değerli dostlarım bu soruda. Geldim dördüncü sorumuza.
Bakalım dördüncü sorumuz bize ne söylemiş? Memeli türleri demiş. Tamam. İnviç olur. Memeli türleri zaman vermez. Viç olur. Viç olursa det de olur. Bunları eledik. Det ile viç birbirinin yerine kullanılabilir. Neydi? Det eşittir which, det eşittir who, det eşittir whom demiştik. Ama virgül ve özel isimden sonra det kullanamazsınız demiştik. Ama burada virgül özel isim olmadığı için which de det birbirini götürür. Memeliler de memeliler boyunca bir zaman vermez. O zaman ne kaldı elimizde bizim? Tek Adana kaldı. Buradaki in which ver anlamında. Şimdi çeviriyorum. Kadınlar seem to play. Önemli bir baskın bir rol oynar. Diyor ki ayakta kalma yetenekleri işte gençlere öğretmede kadınlar önemli bir rol oynar. Nerede? Memeli türlerinde sağ tarafı çevirdiğimizde DDA çevirisi olduğunda ver ya da inmiş yapıyorduk. O yüzden doğru cevabımız Adana oldu bu soruda değerli dostlarım. Geldim 5. soruya. 5. soru bir kısaltma. Arkadaşlar doğru cevabı Denizli bunun ama biz bunu daha başka derslerde yapalım. Orada bir kısaltma var. Onu anlatmaya gerek yok şimdi. Şimdi bir ipucumuz daha vardı. Neydi o ipucu? Boşluğun solunda miktar zarfı. Şimdi miktar zarfı dediğimizde ne aklımıza geliyor? All, some, most, many, ondan sonra few, little gibi ifadeler. Ondan sonra sayı. Sayı dediğimizde 200, 100, 5, 4 gibi. Bir de süperlatif ifadeler. Neydi süperlatif ifadeler? The most, the best, değil mi? İşte ne bileyim, the smallest, ondan sonra the only gibi ifadeler varsa boşluğun hemen solunda doğru cevabımız sadece of which ya da of whom olur arkadaşlar. Burada da hepsi diyor. Küçük parçacıkların hepsi correctly, doğru çalışmak zorunda. Miktar zarfını gördük. Direkt burada geldik. Of which'imizi işaretledik. Orada diyor ki küçük parçaların çoğu doğru çalışmak. Hepsi doğru çalışmak zorunda. O of which bu küçük parçaları niteliyor aslına bakarsanız. Doğru cevabımız bu soruda Ceyhan oldu. Geldim 7. soruya. Burada Hindistan demiş görüyorsunuz. Ondan sonra virgülden dolayı det gitti. Which olur. Hindistan zaman vermez. Ver olur. Hindistan insan değildir. Which ile veri nasıl ayırt ediyorduk? Boşluğun sağını çevirdiğimizde DDA çevirisi olumlu oluyorsa yani anlama mantıklı geliyorsa DDA çevirisi ver diyorduk. DDA çevirisi olmuyorsa çeviriye o zaman da which diyorduk. Bakalım şimdi it. İt dediği marjuna. Marjuna bir bölgede ortaya çıktı. Kuzey Himalayaların kuzeyinde bir bölgede ortaya çıktı. Peki nerede? Hindistan'da. Deda orada o bölgede. Deda çevirisi uygun olduğu için burada veri işaretledik değerli dostlar. Geldim şimdi 8. soruya. Bu da kısaltma sorusu. Doğru cevabı bakayım bir bunun. Edirne ama daha sonra çözeriz onu kısaltmalardan sonra. Relative clause'da the reason'ı gördüğünüzde why, why yoksa for which koyuyorduk hatırlıyorsanız. O yüzden burada why var. Doğru cevap olarak direkt Ceyhan'ı 9. soruda işaretledik. 10. sorudayım değerli arkadaşlar. Burada buzlu nehir demiş. Şurada farkındaysanız özne yok. Which olur, that olur, which olur. In which ve whose özne ister. Bunları eledik. Buraya geldik bölge demiş. Burada da bakın daha fazla kar öznemiz oluyor bizim. Tamam. Daha fazla kar o which olur, where olur, that olur. Şimdi sağ tarafı çevirelim bir. Daha fazla kar yağar her bir kış. Nerede? Bölgede. O bölgede daha fazla kar yağarmış. DDA çevirisinden dolayı burada ne yapıyoruz? Veri işaretliyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar ver vermez. O yüzden Bursa bu soruda doğru cevaptır değerli dostlarım. 11. soruya geldim. 11. soruda bilmeniz gereken bir şey var. Name for ya da name after birinin ismi ile
adlandırmak demektir. Ne demekmiş? Birinin ismiyle adlandırmaktır. Bu Saint Valentine ünlü bir günmüş, adlandırılırmış. Name for ya da after'la kullanılıyormuş. Burada da gördüğünüz üzere for var. Bu bir insan, whom da oluyor. Bu name for, name after kuralından dolayı Denizli'yi işaretliyoruz bu soruda. Geldim 12. soruya. Tanker gemileri demiş. Bu da kısaltma sorusu. Bunun doğru cevap Denizli ama daha sonra tekrar konuşuruz. En azından cevabını söylemiş olayım. Geldim 14. 14 de aynı şekilde arkadaşlar. Dedikodu yapmak. Bunun doğru cevabı Adana. Çözümüne sonra bakarız. 15. soruya geldim. Burada özne yok farkındaysanız. Burada da taraf demiş. Virgülden dolayı det gitti. In which özne ister gitti. Ver özne ister gitti. At which özne ister gitti. Kaldı which değerli dostlarım. Geldim 16. sorumuza. Burada da depresyondan. Burada depresyon mu sizce niteleyeceğimiz şey? Yoksa depresyondan acı çeken bir grup hasta mı? Değerli dostlar, burada depresyon gibi gözüküyor ama burada tamlama yapılmış. Depresyondan acı çeken bir grup hasta. O yüzden insanlardan bahsediyoruz ve şurada özne yok farkındaysanız katıldılar diyor. Fiille başlamış. Whom özne ister, about whom özne ister, whose özne ister, for whom özne ister. Özne almayan tek şıkkımız Denizli. Bu soruda doğru cevaptır kıymetli dostlarım. Şimdi geldim 17. soruya. Şimdi geldim 17. soruya. Burada da compensate kelimesi var arkadaşlar. For'la kullanılır. Telafi etmek anlamında. Compensate for olduğu için tabii preposition bilgisi bu sorularda önemli. Lakonya şehri demiş. Virgülden dolayı det gider. Which olur, where olur. Lakonya şehri zaman vermez. Burada da by which olabilir kıymetli dostlarım. Şimdi baktığımızda da yerli nüfus azaltıldı. Nerede? Lakonya şehrinde. Burada DDA çevirisi olduğunda ne yapıyorduk? Ver işaretliyorduk. Bu sorunun da doğru cevabı ver olarak karşımıza çıktı. 19. sorudayız. Bakın şurada özne yok değerli dostlarım. Dikkat edin. Burada dünya demiş. Ver özne ister. In which özne ister. On which özne ister. What relative clause da yok. Otomatikman which'i doğru cevap olarak işaretliyoruz 19'da. 20. sorudayız. Burada büyük gruplar demiş gördüğünüz üzere. Which olur, virgülden dolayı det gider, in which olur. Büyük gruplar insan değildir, zebralardan bahsediyor. About which olur. Onlar birbirine çok yakın yaşarlar. Nerede peki? Geniş gruplarda DDA çevirisi var. Yani ver, ver yoksa ver yerine ne kullanabiliyoruz? In which kullanabiliyoruz değerli öğrencilerim. Geldim şimdi 21. soruya. Yine miktar zarfı var burada. Doğru cevabımız doğru cevabımız of which ya da of whom olacak arkadaşlar. Kuraldı bu miktar zarfı. O yüzden doğru cevap ya Bursa ya Edirne ya Denizli. Ama Deniz olabilmesi için şurada isim olması lazım. Bakın burada isim yok. Bunu eledik. Dört tane yargıçtan bahsediyor. Bunlar insandır arkadaşlar. O yüzden of which'i de eliyoruz. Direkt of whom'u işaretliyoruz. Miktar zarfı varsa all of which, all of whom ya da all of whom ama who sağına isim istiyor. Bu sebepten dolayı who's eledim. Yargıç insanlardan, jüriden bahsettiği için de insan dedim ve Edirne'yi işaretledim 21. soruda. Şimdi geldik. Telefon. Çok seslisin. Çok ayıp. Susar mısın? Çok özür diliyorum. Ulan telefon. Come on. Sessize al bunu. Evet. Şimdi geldim 22. soruya. Burada da bakın akciğer kanserini mi niteleyeceğiz? Akciğer kanserine sahip kadın mı? Akciğer kanseri olan kadını niteleyeceğiz. Yani insan bu arkadaşlar. Hum olur, huz olur, ofum olur, verle inmiş olmaz. Tümörleri, kimin tümörleri? Akciğer kanserine sahip kadının tümörleri, nın çevirisi var gördüğünüz üzere isim isim olduğu için direkt burada huzu işaretliyoruz. 24. sorudayım. Burada bakın özne yok. Burada da özne yok. In which özne ister, ver özne ister, when özne ister. What relative clause da yok zaten. Direkt burada doğru cevap
olarak Bursa'yı işaretledik kıymetli dostlarım. Geldim 24. soruya. Kıymetli öğrencilerim, process, progress, süreç, ilerleme ya da procedure kelimeleri in, by ya da true prepositionıyla kullanılır. O yüzden şıklarda da true vardı. İşaretledik 24'te Denizli'yi canım öğrencilerim. Geldik 25. soruya. Burada da Jim Boyle'dan bahsediyor. Şurada da gördüğünüz üzere özne yok. Virgülden dolayı that gitti. Whom özne ister, about whom özne ister. Doğru cevap who ya da of whom. Of whom'daki of whom nın diye çevireceğiz. Bir bakalım okulda öğretmenlik yapan Jim Boyle mi? Öğretmenlik yapan Jim Boyle'nin mi babasına yardım etti? Jim Boyle'nin mi yardım etti? Jim Boyle mi yardım etti? Jim Boyle yardım etti. O yüzden nın'nin çevirisine gerek yok. Who'yu işaretledik. İşte bu kadar relative clause, yani o kadar basit ki. Tabii non clause tamamen başka bir olay. Onda çeviri var. Bunda da çeviri var ama önce hamle bir hamle iki sorunun zaten çoğunu çözdürüyor. Tebrik ediyorum hepinizi. Görüşürüz.